Tibat İnsani Yardım Derneği olarak yıllardır Gazze'li kardeşlerimizin haklı davalarının yanında olduk ve olmaya da devam ediyoruz. Bugün başta Gazze olmak üzere bütün mazlum coğrafyalardaki din kardeşlerimizin yürek dağlayan hali hepimizi vicdan muhasebesine sevk etmelidir. Ribat olarak Gazze'de nakdi yardımlarınızı, yemek ikramlarınızı, ekmek dağıtımlarınızı Gazze'li kardeşlerimize ulaştırmaya devam ediyoruz. İyiliklerinizle kardeşlerimizin haklı mücadelesinin yanında olmaya, yaralarını sarmaya hep birlikte devam edelim. Savaşa girdin kalbim bin yara aldı beni. Savaşa girdin kalbim bin yara aldı beni. Bedenli acı varsa aradı buldu beni. Bedenli acı varsa aradı buldu beni. Seni bir bomba gibi taşımak bu göğüste. Seni bir bomba gibi taşımak bu göğüste. Bir Ebu Bekir kıldı, bir Ömer kıldı beni. Ebu Bekir kıldı, bir Ömer kıldı beni. Parça parça bir yürek delik deşik bir bağ. Bir beş değil sevgili, bin kurşun deldi beni. Bir beş değil sevgili, bin kurşun deldi beni. Böyle çıktım alana ve yürüdüm yürüdüm. Böyle çıktım alana ve yürüdüm yürüdüm. Ne görebildi kimse, ne de anladı beni. Ne görebildi kimse, ne de anladı beni. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن هنا اليوم فرقة العمل الخيري من شمال قطاع غزة من مخيم جباليا غزة المحاصرة. نتقدم بالشكر باسم الشعب الفلسطيني إلى جمعية الرباط من تركيا على تبرعها السخي في تقديم وجبات إطعام للعائلات الصامدة في مخيم جباليا وفي شمال قطاع غزة. اليوم نقوم بإعداد وتقديم وجبات الطعام المكونة من الأرز واللحم لنحو 2400 شخص
هنا في شمال قطاع غزة وفي مخيم جباليا. بارك الله فيكم، شكرا للشعب التركي، شكرا لجمعية الرباط في تركيا على هذا الدعم السخي والكبير. منهم أورفا، منهم كتاهيا، من مدن متعددة. ما يقدرون يكتشف زور. بيت حنون دي مزية. aslında سنرا bölge sıfır olan. Komple orayı da yeni şehir tayı komple yok oldu. Gene Gazze merkezden Zeytin Mahallesi'nden kendisi. Tamam. Bizim sizlere iletmek istediğim bir mesajım var. 25.01.69. Ana 2017 yılından beri ben kendim kanser hastasıyım. Kemoterapiyim. Bir sene boyunca ben kemoterapi tedavisini gördüm. Ama savaş sırasında benim oğlum da yaralandı. Çok hastaydı ve kötü durumdaydı gelmeden önce. Ve buraya gelince aslında kanser hastalığım Gazze'deki tedavi şartları ilkel olmasına kaynaklı karaciğer ve pankreas kanseri oraya bulaştığını öğrendim. Bizlere Gazze'den çıkarırken Türkiye'de tedavi olmak üzere sizi buradan çıkarıyoruz diye söylediler. Ve bizi çok fazla mutlu etti ve umutlu da yaptı. Çünkü biz sizler Türkiye halkı olarak çok fazla seviyoruz. Özellikle bir yakınlık akrabamızda, akrabalıktan kaynaklı bize fazla sizi muhabbetimiz fazladır. Yani bizleri de onların o yanlarına aldıkları zaman hiçbir zaman yalan söylemediler. Söylediklerinin dışında bir şey de yapmadılar. Ama maalesef bizi tedavi almak yerine bize yalan söylediler ve ben çıkardıkları benim pankreasım ve karaciğerim oraya tümör olmasına rağmen beni hiçbir şekilde tedavi vermediler geldiğimden beri. Çok acıyorum. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ana yani amali fillah kbir inno entu tigdar takhuduna ala Turkiya ve ta'alijuni hinak. Ana ve ibni akammel ilacı hinak. Ana abda ilacı ve ibni akammel ilacı hinak. لأنه أنا بثق في الشعب التركي وأنا أنتوا أحفاد أنتوا أحفاد عثمان أنتوا الدولة العثمانية اللي حاملة لواء الإسلام وأنتوا اللي من عندكم أرطغرل حامل لواء الإسلام وأنتوا اللي من عندكم عبد الحميد الثاني اللي ما فرط في القدس وما باع فلسطين
فأنا حابة جدا إني أنا أكون في تركيا وأتعالج هنا. يعني بان sizlerden ricam söyleyeceğim sizin Ertuğrul'un evlatlarısınız, Osman'ın evlatlarısınız, Abdülhamit Han'ın evlatlarısınız, Filistin Satmayan Abdülhamit Han'ın evlatlarısınız. Sizden beni bir oğlumla beraber Türkiye'ye götürüp orada tedavi olmam için elinizden geleni yapmanızı ve uğraşınızı neyse onu uğraşmanızı da isterim sizden. Ricam sizden bu. Yetkililere durumu ileteceğiz inşallah. Yani burada kanser hastaları veya Türkiye'de tedavisi daha verimli olacağını düşündüğümüz hastaları Türkiye'ye gitmesi konusunu yetkililere ileteceğiz. İnşallah risaleti kuvvet nuhna bevucud vücudkum hana ve adam vücudkum ilaçkum hana ve hana hanedu'u hükümet Türkiye'yi khasa vezaret-i sahha binaklkum la للعلاج ذاتك في تركيا. أنا متأملة في حضرتكم كتير كتير وأن أنتوا يعني أنا بعرف الشعب التركي صادق. Ben size sadık ve dürüst halk olduğunuzu biliyorum ve size güveniyorum. İnşallah sizin sayenizle Allah'tan mani olmazsa Türkiye'ye götürmeme vesile olursunuz. Cahit Kuhan بالنسبة لإلي Allah'tan hediye. Sizin gelişiniz ve Allah'tan bana gelen bir hediye. İnşallah, inşallah, inşallah. كتير أنا طلبت من الناس yani ma şefet منهم اي حاجه. Birçok insandan ben yardım diledim. Umut verdiler ama hiçbir bana yardımcı olmadı. Avval nas amalun safara taitna ve kazabu alayya. Ve ilk beni umutlandırıp sonra beni boşta bırakan bizim Filistin elçiliğiydi. Kardeş Filistin elçiliğidir. İnşallah sizden Türk halkı olarak gösterge yani numunesi olarak Türk halkı numunesi olarak sizlerin, Allah'tan umudum sizin sayenizle Türkiye'ye gidip onunla beraber tedavi olmamızı. Biliyorsunuz kanser hastalığı özellikle bu karaciğer bir pankreas hastalığı zaten normalde çok fazla kalıcı olmuyor. İnşallah biraz ömür uzatmış oluruz. Allah hayırlısını nasip etsin. Biz kendisine bir hediye takdim etmiş olalım. Kadimlik hediye biz bu şartı gitti. Teşekkürler. Allah sabırlarını artırsın inşallah. Hayırlı şifalar. Bu haklar ne edersin? Kemoterapi şey kanser hastamız var. Kahire'deyiz. Gazze'den gelen kanser hastalarının tedavi gördüğü Kahire'deyiz şu an için. Kanser hastaları haftada 1-2 gün tedavi olacak şekliyle hastaneye gidip geliyorlar. Burada bir evde misafir kalıyorlar. Bu evde 4 tane kanser hastası var. Biri pankreas kanseriydi. Diğeri bağırsak kanseri. Diğer avlularımıza Türkiye'den hayır sahiplerinin göndermiş olduğu yardımlardan bulunuyoruz. Yani aynı zamanda da şey de söyleyeyim. İnsanlarımızın umutları yani paradan ziyade sizlerin uğraşınızla onlar Türkiye'ye gidebilmek. Çünkü burada tedavi olma şartları zordur. Hastane şartları da zordur. Onun için sıkıntı. Kahire'deyiz. Hasta ziyaretlerimize devam ediyoruz. Rubat insani yardım olarak. Yine Filistin'den gelen bir hasta ablamızın yanına geldik. Sizlerin selamlarını getirdik. Ablamız kanser hastası. Rabbim şifa versin inşallah. Sizlerden de dua bekliyor. Sizlerin göndermiş olduğu emanetleri ona getirdik. Şimdi tevdi edeceğiz inşallah. Rabbim sebep olanlardan razı olsun. Tüm hastalarımıza Şafi ismi hürmetine şifalar versin inşallah. Amin. Allah sizlerden razı olsun. Kıymetli kardeşlerimiz, Gazze çalışmalarımıza devam ediyoruz. Mısır'da dün itibariyle hastanedeki yaralı kardeşlerimizi ziyaret ettik. Bugün de Gazze'ye göndereceğimiz, onların alımı için fabrikadayız. Bugün bu bulunmuş olduğumuz fabrika buranın en büyük 5. fabrikası. Günlük 700 ton un üretimi var. 1. sınıf un üretiyor. En kısa zamanda şu tırlar dolarak yaklaşık Ribat adına ilk 10 tırımızın siparişini en kısa zamanda kardeşlerimize göndereceğiz. Mısır'dayız. Gazze için un alımına geldik. Bugün İsrail zulümünün revaşa çıktığı 105. günündeyiz. 105 gündür İsrail Gazze'deki zulmünü artıraraktan devam ettirmekte. Biz de kardeşlerimizin yaralarına bir nebze olsun melhem olabilmek için buraya geldik. Ne yapabiliriz araştırmasıyla? Öncelikle Mısır'daki yaralıları ziyaret ettik. Yaralılara nakit desteğimiz oldu. İnşallah onlardan Türkiye'ye tedavisi için gelmesini talep edenler var. Onlara gerekli yerlere bildireceğiz. Şu anda da un fabrikasındayız. Yine Türkiye'nin, Türk vatandaşlarının kurmuş olduğu bir un fabrikası burası. Mısır'ın 5. büyük un fabrikası. İnşallah buradan şimdi bağlantılarımızı yapacağız. Bundan sonrası için Rabbim kardeşlerimize hayırlı bir genişlik verse de toparlanana kadar devam edeceğiz. Eğer ki bu durum bu şekilde devam ederse unları buradan alıp
Gazze'deki kardeşlerimize ileteceğiz. Şimdiden destekleriniz için teşekkür ederiz. Allah razı olsun, Allah kabul etsin. Değerli kardeşlerim, saygıdeğer hayır sahipleri, Allah'ın izniyle Mısır'da İsmailiye şehrine geldik. Burası büyük bir un fabrikası. Buradan sizin göndermiş olduğunuz destekleriniz, yardımlarınızla Allah nasip ederse tırlarımız un dolacak. Ve buradan Allah nasip ederse zulüm altında inleyen Gazze'deki kardeşlerimize hayat suyu olacak, hayat damarı olacak inşallah. Cenab-ı Hak yaptığınız yardımları kabul eylesin. Tabi bu yardımlar artarak devam etmesi gerekiyor. Çünkü Gazze'deki durum Mısır'dan da görebiliyoruz. Çok daha vahim, çok daha sıkıntılı bir ortam var. Onun için inşallah tüm gücümüzle, tüm imkanlarımızla Gazze'li kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Zulümden etkilenen kardeşlerimize bir nebzecik olsun katkıda bulunabilirsek bu da bizim inşallah dünya ve ahiret kârımız olacak. Rabbim inşallah onların yardımcısı olsun inşallah. Bizleri de desteğe devam etmeyi nasip eylesin inşallah. Sanatkarı olarak da sadece bugün değil, bundan sonra da üzerimize düşen tüm vazifeyi yerine getireceğiz. Buraya katılan sivil toplum kuruluşlarına, sizlere ve basına çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Gazze'de direnen şerefli bir halk için ve bütün dünyada seyirci kalarak ölen insanlık için bir araya geldik. Merhamet ve vicdan sahibi insanlar olarak, Allah'a hesap verme derdinde olan Müslümanlar olarak bir araya geldik. İnsanlığın ölmediğini, Müslümanların kardeş olduğunu ikrar etmek üzere davetimize icabet eden bütün kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Yıllardır İsrail tarafından uygulanan ambargo nedeniyle dünyanın en büyük açık hava hapishanesine dönüştürülen Gazze'deki Müslüman kardeşlerimiz 116 gündür işgalci ve katil Siyonist İsrail'in saldırıları ve bombardımanı altındadır. Terörist İsrail Gazze'de soykırıma ve katliama devam ediyor. Kana ve vahşete doymuyor. Gazze Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre şehit sayımız 30 bine, yaralı sayımız 70 bine ulaşmış durumda. 10 bin kişiden fazla insan ise hala enkaz altında. Maalesef her savaşta olduğu gibi bu savaşta da en çok savaştan masum siviller, kadınlar ve çocuklar etkileniyor. Şehit edilen 30 bin kişinin yaklaşık 14 binini çocuklar oluşturuyor. Şu an Gazze'nin yaklaşık %70'i yıkılmış durumda. Ve altyapı neredeyse tamamen yok edilmiş durumda. İnsanlar evlerinden ve yurtlarından mahrum bırakılmış ve toplu bir tehcire zorlanmakta. Bunun sonucu olarak ortaya çıkan tabloda insanlar ısrarlı bir biçimde güneye doğru sürülmeye devam ediyor. Daha önce güvenli bölge olarak güneyi işaret eden Siyonist çete, şimdi ise güney bölgeden Mısır sınırına doğru Gazze'li 2 milyon insanı sürmeye gayret ediyor. Evlerinden, barklarından, yurtlarından edilmiş insanlar çadırlarda, okullarda ve camilerde yaşam mücadelesi veriyor. İnsanlıktan nasibi olmayan, yeryüzünün görmüş olduğu en ahlaksız topluluk olan Yahudi topluluğu, insanların yardım malzemelerine, tıbbi malzeme ve cihazlara, ambulanslara ulaşmasını da engelliyor. Gazze'de açlık, susuzluk ve her türlü hastalık baş göstermiş durumda. Ekmek fırınları bombalanıyor, un ve gıdaya erişim bitme noktasına gelmiş durumda. Öyle ki una ulaşmakta zorlanan insanlığın hayvan yemlerinden un yaparak ekmek yaptığı görüntüler insanlığa ulaşıyor.
Sivil toplum kuruluşları olarak bizler bu bölgede elimizden geldiği kadar duyarlı kardeşlerimizin infak ve bağışlarıyla çok zor da olsa yardım etmeye, onların acılarını paylaşmaya ve yaralarını sarmak için aylardır çaba göstermeye devam etmekteyiz. Çok güç de olsa Gazze'deki masum ve mazlum kardeşlerimize vicdan ve merhamet taşıyan onurlu insanlar adına STK'lar olarak yardım elimizi uzatmaya gayret ediyoruz. Bu vesileyle Konya esnaf, tüccar ve sanatkarları, iş adamları olarak bir kez daha Gazze'nin yanında olduğumuzu göstermek için bir kampanyayı başlatıyoruz. Kampanyamız bugün başlayacak, yazılı, görsel basında ve sosyal medya mecralarında yoğun bir şekilde duyurulacaktır. Afiş ve pankartlarda da Konya'mızın esnaflarına ulaşılacak ve kampanyaya katılımları sağlanacaktır. 10 gün sürecek tanıtım ve bilgilendirme ve bilinçlendirme kampanyasından sonra 8 Şubat Perşembe günü kampanyaya katılan tüm esnaflarımız, tüccarlarımız, sanatkarlarımız ve iş adamlarımız, proje ortağımız olan sivil toplum kuruluşlarımız vasıtasıyla o günkü kazançlarını Gazze'deki kardeşlerine göndereceklerdir. Bizler kampanyamızın hayırlı, bereketli olmasını, bir nebze de olsa kardeşlerimizin yaralarını sarmasını Rabbimizden niyaz ediyoruz. Şu anki bölümünü Hatay'ın Defne ilçesinde yaklaşık merkeze 12-13 kilometre civarında buradaki depremizde kardeşlerimizi unutamazdık ve unutmadık. İlk günden itibaren depremde olduğumuz gibi bugün de deprem bölgesindeyiz. Siz hayırsever bağışçı kardeşlerimize bu kardeşlerimiz adına teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız diyorum. Allah'a emanet olun. Selam ve dua ile. Amir, Afganistan, Badakhshan'damız inşallah taala. Mana bu kurup turgan tog. Tojikiston tog'i. Mana bu yo'llar bu nima? Marzi bir nuqtadamiz. Va bu ro'baridagi tog'lar ham Tojikiston tog'lari. Shu qor tog'larning orqasi Chin hududlari inshaalloh. Alloh taala Uyadaki Müslümanlarda, Türkistan şarkıdaki uğur Müslüman braderlerimizle Allah hızı yardımcısı olsun. Tördümcü günü seferimiz başladı inşallah. Ve bugün farklı bir gün. Ertelaptan kürtlerdik yedik, butlardık yedik. Kut soğuk,
Kem kem hava korca uyattı derler ya. İnşallah Teala bana keçek kolgen göylerimiz şehir. Bana bir de masjidimizden barakken elhamdülillah. Üstüde tavhid bayrağı vururken. Bu mardım şuca uzakta bu saham. Elhamdülillah. İslami nizamga, İslami imaratga muhabbetler var. Bana bu tarafta kaşgavlar var. Bu tarafta üyeler var. Kıymetli Sefertası izleyicileri, Ribat İnsani Yardım Derneği olarak Afganistan'ın Pamir bölgesindeyiz. Buranın bir adı dünyanın hapishanesi, bir adı dünyanın çatısı, bir adı da zirvelerin ayağı. Yaklaşık 5-6 bin metre yükseklikteki bu Pamir bölgesine şu ana kadar gelen çok fazla insan yok. Bizler de buraya gelen ilk Türkler olduğumuzu söylüyor buradaki insanlar. İnşallah bu unuttuğumuz Kırgız kardeşlerimizi hatırlamak için buraya geldik. Burada bu Kırgız kardeşlerimiz Ehl-i Sünnet Müslümanlar. Fakat burada çok ilim imkanı olmadığı için, malumunuz Afganistan'da da 40 sene bir savaş sürmüş. Bu savaştan dolayı burada yol da olmadığından dolayı buraya gelen giden olmamış. İyi eğitilmesi, onların İslam'ı iyi öğrenmeleri için gayret ediyoruz. Burada kitapla dağıtımları yaptık. Yaklaşık 50-60 aileye. Bu kitaplar siyer kitabı, akaid kitabı, fıkıh kitabı, Kur'an-ı Kerim. İnşallah bu kitaplarla bir başlangıç yaptık. Ayrıca bu Pamir'den 15 tane öğrenciyi geçtiğimiz yıl Kunduz'daki medresemize yerleştirdik. Bir sene eğitim aldılar. Bu çocuklarımızın okuması lazım. Burada medreseler açmamız lazım. Buraya alimleri, hocaları getirmemiz lazım. Bunlar bizim Müslüman kardeşlerimiz. Bu kardeşlerimizin sıkıntılarını gidermemiz lazım. O anlamda Ribat İnsani Yardım Derneği olarak yaklaşık yolculuğu 3 gün süren bir yolculukla buraya geldik. 3 gün dönüşü var. Zahmetli bir yolculuk. Fakat elhamdülillah güzel bir yolculuk oldu. Burası Küçük Pamir ve Büyük Pamir diye ikiye ayrılıyor. Toplamda 5000 kişi yaşıyor bu bölgede. Türkiye'de de Van Erciş'te Ulu Pamir diye bir köy var. Malumunuz biliyorsunuzdur. Bu Pamir'le alakalı çalışmalarımızı size sürekli aktarmaya çalışacağız inşallah. Siz kıymetli bağışçılarımızın desteklerini bekliyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm. Nasılsınız? Yakşı mısınız? Kıymetli Sefertası izleyicileri, Afganistan'ın Pamir bölgesinde bir otak çadırındayız. Bu çadırı sizlere tanıtmak istiyoruz. Buyurun gelin. Görmüş olduğunuz otak çadırının içi. Burada yorganlar var, sandıklar var. Her sandık aslında bir dolap. Kız gelinlerin çeyizleri var. Bir soba var. Burada 9 ay kar var. 3 ay kar eriyor. Fakat havalar genelde soğuk olduğu için sobalar hep otak çadırında bekliyor. Burada dikiş makinesi var. Hemen her Kırgız kadını dikiş dikmeyi bilir. Bu görmüş olduğunuz yorganları, yastıkları, çocukların kıyafetlerine kadar hepsini buradaki kadınlar dikerler. Bu görmüş olduğunuz onlara özel işlemeli dolapları. Şurası da mutfak bölümü. Burada sadece hayvancılıkla geçim olduğu için burada kadınlar süt, kaymak, tereyağı yapmışlar. Bu şekilde kadınların mutfağı var. Burası evet. Otak çadırlarından birisi. Sizlere de göstermiş olduk. Burası Afganistan'ın hatta dünyanın unutulmuş bir bölgesi. Buraya gelen ilk Türkler olarak sizlerin selamını bu abilerimize, bu hocalarımıza getirdik. Molla Abdülhak hocamız buranın büyüklerinden. Kendisi çok sevindi. Ona Türkiye'den getirdiğimiz hediyeleri takdim edeceğiz inşallah. O da size Türkiye'ye bir selam iletmek, bir mesaj vermek istiyor. Buyurun inşallah.
münasibetler yaxşı olup duradı. Biz her zaman da olsa Türkiye hükümetine rahmet deyimiz, kulluk deyimiz. Allah razı olsun, Türkiye hükümetine sarbalant olsun. Muhterem Recep Tayyip Erdoğan'ın şöyle yine kayradan şu prezidentlikte öldürgeni için biz suyunduk. Tabrik deyimiz Kuday-ı Teala taht bahsini berkarar kılıp oramlıkta bulup oramlıkta yaşasınlar. Bizim salamlarımız Türkiye hükümetine, Türkiye ile geçiyor ki bizde garipler her zaman yok değil. Allah razı olsun şimdi Türkiye hükümetinden. Çok teşekkür ederiz. Buraya gelen ilk Türkleriz inşallah. Türkiye buraya çok destek vermeli. Buradaki Kırgız kardeşleri unutmamalı. Burada 500'den fazla aile var. Bu aileler büyük aileler. Bunlar Türkiye'ye kardeş biliyorlar. Bu kızlarımızı, bu oğlanlarımızı inşallah medreseler açıp okutalım. Bunları desteklemeye çalışalım. Bu çocukları, bu kardeşlerimizi yetiştirmemiz lazım inşallah. Bu ailelere siz kıymetli bağışlarımızın yollamış olduğu hediyeleri takdim edeceğiz. Kur'an-ı Kerim getirdik. İslami kitaplar getirdik. Siyer, Akaid gibi. Burada çok kitaplara ulaşmaları mümkün değil. Her evde bir Kur'an-ı Kerim en azından olsun istedik. Misvak getirdik. Teyzelerimiz için tarak getirdik. Sabun getirdik. Kızlarımıza takı getirdik. Şeker getirdik. İnşallah bunları abilerimize takdim edeceğiz. Allah sizlerden razı olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Bunlar da Fars dilinde. Bunlar okuyabiliyorlar Fars dilini. Fars dilinde okuyorlar. Evet, bu kitapları inşallah otaklarında okuyacaklar. Hem kendileri hem de balalarına, değil mi? Okuyacaklar inşallah. Buraya gelen ilk Türkler bizlermişiz. İnşallah sayılarımız artar. Bu Kırgız kardeşlerimizi unutmayız, ihmal İnşallah. Etmeyiz. Onların bu çocuklarını güzel Müslümanlar olarak yetişmesi için elimizden geleni yaparız. İnşallah burayla ilgili güzel çalışmalarımız var. Bu arkada görmüş olduğunuz 3 tane kardeşimizi 1 sene önce Kunduz şehrinde medresemize aldık. 15 çocukla beraber bu kardeşlerimiz medresede 1 yıl okudular. Tatile geldiler. Şimdi bizle beraber tekrar medreseye geri dönecekler inşallah. Bu sayıyı da arttırmak istiyoruz Allah'ın izniyle. Şimdi hediyelerimizi çocuklara, balalarımıza dağıtıyoruz inşallah. Ribat İnsani Yardım Derneği olarak Afganistan Pamir'de kardeşlerimizi ziyaret etmeye devam ediyoruz. Yine bir Kırgız ailelerimizin, kardeşlerimizin yanındayız. Türkiye'den getirmiş olduğumuz hediyelerimizi buradaki kardeşlerimize takdim ediyoruz. Siz kıymetli bağışlarımızın desteğiyle. Bu kardeşlerimiz buralara gelen ilk Türkleriz. Bu kardeşlerimiz de bizi burada çok seviyorlar. Niye daha önce gelmedin diyorlar. Her milletten insanlar geliyor, Türkler gelmiyor diyorlar. İnşallah bu bir başlangıç olur. Bu şekilde bu kardeşlerimizi sık sık ziyaret ederiz. Hediyeleri ben takdim ediyorum inşallah. Bazı çalışmalar da yürütüyoruz. Bu çalışmalardan birisi 15 tane bu Pamirli kardeşimizi Afganistan'ın Kunduz şehrindeki medresemizde okutmaya başladık. İnşallah onlar yetişecekler. Buradaki çocukları, buradaki halkı İslam'ı anlatacaklar. Bu açıdan bu çalışmamız önemli. Bu çalışmayı daha da bereketlendirmeyi, daha da çoğaltmayı düşünüyoruz. Şimdi bu kardeşlerimize hediyelerini dağıtıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Şu anda amcamızın evine misafir olarak geldik. Buradaki çocukları da sevindirelim dedik. Türkiye'den getirdiğimiz hediyeleri bu
kızlarımıza, bu oğullarımıza ikram edeceğiz inşallah. Bu köyde 8 tane aile yaşıyor. Bu ailelere inşallah Türkiye'den kardeşlerimizin hediye etmiş olduğu hediyeleri takdim edeceğiz. Afganistan Pamiri maalesef dünyanın unuttuğu bir bölge. İnşallah buraya gelen ilk Türkler olarak bir bağ kurmak istiyoruz. Burayı unutmayalım, buraya destek olalım, buradaki çocukları okutalım, buradaki insanları İslami gelişimleri, eğitimleri için seferber olalım. Teşekkür kılamız Türkiye'ye. Allah razı olsun Türkiye memleketine. Biz kulluk, rahmet, teşekkür ederiz. Bana kelamıyla şahit alıkıl bizge tabzı kılıp. Bugün madrasa, maktab, salp veremizde bir yutadı. Allah razı olsun. Bu kırgız kızlarımıza, oğullarımıza inşallah hediyelerinizi takdim edeceğiz. Onları bir sevindirelim inşallah. Şu erkeklerimiz... Bismillah. Bismillah. Maşallah, maşallah. Mana. Pamir'de balık tutmuşluğumuz devam etmekte. Ben bir kalla gelince balık çıktı elhamdülillah. Çapa mı gireyim? Maşallah, mana balıklarımız. Yo maydara. Mana. Maşallah. Bir Pamir kızının üzerindeki süslere bakalım. Burada yazılar var, burada zili var, düğmeler var, burada lazer var, burada yine bir lazer var. Burada böyle kırgızlara özel annesinden kalmış külahına bakalım. Bunu aç. Böyle, bu da gördüğünüz gibi kırgız kızların takkeleri. Çok kerimga çok selam dediniz. Dübü Hacap'a hem selam dediniz. Şunda varsanız. Kalkan hemme bari şundaki Türk toganlarga, şundaki Kırgızlarga, benim kardeşlerime. Hemmesine selam dediniz. Kattayı küçük asla kalın maydalarga. İnşallah. Hemmesine bir dua et bakalım o Ulu Pamir'de kardeşlerine. Ulu Pamir'daki karındaşlarım, şular selamet olsun, şular kamya peyriz olsun, dinga makam olsun. Kuda şul Türk devletini, şul Türk milletini kuda panahında saktasın. Allah Teala şularga yakşılıkta ata kılsın, rahmet versin. Ötkündürüge kuda cennet ata kılsın, cennet-i ferdas. Şular da Kuday Yamandık'tan dinge yakın olsun. Başkanıma deyimin. Hemme şundaki turgan Türk devletine şu bırdıgın selamet tahtı baktısı barkarar olsun. Afganistan'ın feyriz olsun. Afganistan'ın tahtı baktısı barkarar olsun. Din İslam'a Kuday kuvvet versin, irabaj versin. Perverdigar alem dinge Kuday kuvvet versin. Amin. Allahu Akbar. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmetlerine, milletlerine Kuday kabirlikti versin. Kıymetli Sefertası izleyicileri, Ribat İnsani Yardım Derneği olarak Afganistan'ın Pamir bölgesinde Kırgız kardeşlerimizi ziyaretlerimiz devam ediyor. Şu anda Afganistan'ın Pamir bölgesindeki Kırgızların emiri Hacı Butu Han abimizle ve annesi Hacı Bibi Cemile annemizin yanındayız. Buraya girdiğimizde bu Hacı annemiz
buradaki çocukları, burada 7-8 tane aile yaşıyor şu an. Bu 7-8 otak var otaklarda. Buradaki çocuklar geliyor, burada yanında oturup Kur'an-ı Kerim derslerini veriyor. Yani yaşı 80'i geçmesine rağmen hala azimle buradaki çocukların İslami eğitimleri için mücadele ediyor. Oğlu da buradaki Kırgızların hanı, emiri. Kendisi inşallah Türkiye'deki kardeşlere bir mesajı var. Dinliyoruz. Buyurun inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Cumhur İslami Hükümet'e ben köptüm köp sağınıp salam eytemin. Bizde istedik, bana şimdi bizden şimdi uzak yatıp kalganı özde bilip, şunu düşünüp, şunlar da bir neseni büyüp kalsın deyip, bizge şu baldarı özde aparıp, harçını verip, şunda o baldarı özde medresege okutup bir günü köptüm köp kulduk, rahmet deyip biz. Men bu son yemi Türkiye hükümetimizden süren avuz. Bizden murun bu vaxtlarda bizden komutlarımızı Pakistan'a barganda benim Türk'üm eken deyip aparıp koynuğa katıp aldı. Ben abimizin tercüme edeyim özetle. Türkiye'de Van'ın Erciş ilçesinde Ulupamir köyündeki akrabalarını ziyaret etmek istiyorlar. Fakat vize sorunu yaşıyorlar. Ayrıca burada çok çocuk var. 5000 insan yaşıyor burada. Bu çocuklara Türkçe okuma yazma öğretecek bir mektep, muallim istekleri var. Ayrıca mümkünse haftalık ya da 15 günlük gelip buradaki hastalara bir kontrol edecek doktor yardımı da talep ediyorlar. Allah kendilerinden razı olsun. Burada ihtiyaç çok fazla. Burayı unutmuşuz. Buraya gelen ilk Türklerdeniz. Burada Kırgız kardeşlerimiz yalnız kalmışlar. Biz bu kapıyı açtık inşallah. Bu kapıdan daha çok hayırlar, bereketler akar. Allah sizlerden razı olsun.